Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir günlük vlog çekecektim aslında ama günlük vlog çekecektim ama biraz böyle burnumu kapamam lazım. Ne diyordum? Bugün aslında günlük vlog çekecektim ama biraz daha böyle alışveriş vlogu tarzı bir şey olacak. Çünkü çarşıya gidiyorum. Çarşıdan doğal taş, kıyafet, ayakkabı ve bir sürü şey alacağım. Uzun süredir almak istediğim o kadar fazla şey var ki umarım hepsini bugün bulabilirim. Ve tramvayla gideceğim. Çarşıya gittiğimde vloga devam edeceğim. Şimdi ise kulaklıklarımı takıp tramvaya bineceğim annemle. Tramvayla gidiyoruz. Şimdi çarşıda çok fazla araba sıkıntısı var. Yer park etme falan. O yüzden öyle şimdi kulaklığımı da yanına alıyorum ve çıkıyorum. Geldik ve şu an Adlaks'a gidiyorum. Girdim. Kış sezonu gelmiş, çok güzel şeyler var. Çok üst kata çıkıyorum. Şu an o kadar güzel şeyler var ki aklınız durur. Gerçekten Adlaks'a bakın. Kışlık alışveriş için çok çok fazla çeşit var. Tişört yok. Şimdi Adlaks'tan çıktım. Hera diye bir yer var. Bir videomda söylemiştim sanırım. Neyde söylemiştim? Oda vlogumda söylemiştim. Doğal taşları çok seviyorum, çok ilgileniyorum şu ara diye. Şimdi Hera diye bir yer varmış. Oraya gideceğim. Oradan bir sürü doğal taş alacağım. İnşallah bulabilirim. Bir arkadaşım söyledi bana da çünkü. Şimdi oradan doğal taş alacağım. Aa, bir de İtex'e gideceğiz. Anne! Bir de McDonald's'ın orada bir yer varmış. Orijinal konular satıyor işte. Ayakkabı mağazası çok büyük. Oraya bakacağım. Oradan Converse almak istiyorum ama büyük ihtimalle kalmamıştır. Biliyorsunuz kaç gündür Converse arıyorum. Akşam vlogumda da görmüşsünüzdür belki. Öyle yani, geziyorum çarşıda. Çok şükür zor da olsa bulabildik. Şimdi buradan bir sürü doğal taş alacağım. Çok güzel doğal taşlar aldım. Biraz kazık çıktı yani. Pahalı mı bilmiyorum. Aslında doğal taşlar genel olarak pahalı. Ama ne kadar harcadım? 85 lira harcadım. Bir kolye aldım. O kadar da pahalı değil aslında. Bir kolye aldım. Bir tane küçük ametist aldım Hüseyin için. Bir tane de büyük beyaz kıvars aldım. Çok mutluyum. Şimdi eve gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Çık spor. Şimdi Converse aldım. 1000 lira verdim ve içim acıyor. Bakalım. Eve gidiyorum şimdi. Şimdi eve geldim ve size aldığım şeyleri göstereceğim. Çünkü neden olmasın. Önceki taşlardan başlayacağım ki aradan hemen çıksınlar. Sonra da kıyafetlere geçeceğim. Çünkü burada bir sürü bir şeyler var. Bir dakika, bunları bu tarafa aldım hatta. Bir sürü değil aslında. Hayat çok pahalılaşmış. Bugün onu fark ettim. Gerçekten Adlaks eskiden ucuz bir yerdi. Ama artık ucuz bir yer değil. Yani eskiden mesela hani böyle Adlaks'a girdiğimde uf, fiyatlar çok uygun falan diyordum.
Artık demiyorum. Ama her yer o kadar pahalı ki Adidas ucuz kalıyor yine de. Şimdi bütün aldıklarımı teker teker göstereceğim. Önce doğal taşlardan başlayacağım. Bir tane küçük pembe kuvars. Bir tane beyaz kuvars. Bu pembe kuvars önceden vardı. Pardon, karıştırdım. Bu beyaz kuvars. Ve bu ucunda bayağı büyük bir tane pembe kuvars olan kolye aldım. Bir de Hüseyin'e ametist küçücük bir taş aldım. O Hüseyin'de şu an. Onu Hüseyin'e 15 liraya aldım. Bu ikisini de 40 liradan aldım sanırım. Yani 80 lira ikisi. Şimdi H&M tövbe. Albaks'tan aldıklarım var. Bir de bir tane ayakkabı aldım. Ama çok kötü bir şey oldu. Şimdi ben bu ayakkabıları alırken çok kararsız kaldım. Çünkü 1000 lira ve dedim ki 1000 lira vereceğim ama işte çok emin değilim falan. Sonra arkadaşlarıma attım. Bir bu vardı, bir de 700 liraya tabansızı vardı. Herkes tabansız dedi ama herkes o kadar geç söyledi ki ben çoktan bunu almıştım ve çok üzüldüm. Çünkü herkes abi saçma ama tabii ki tabansız olanlardan yaptı böyle. Ve ben çoktan koca tabanlıyı almıştım ve çok rezil oldum. Yani rezil olmadım da üzüldüm. Sonra tam mağazadan çıkarken inanır mısınız internette görüp istediğim modeli gördüm ve çalışanlar bana ben mağazada daha alışveriş yapmadan önce yani bunu almadan önce göstermediler bana o ayakkabıyı. Ve içim yandı. Ve sonuç olarak 1000 liraya bu ayakkabıyı aldım. Bayağı tavanlı yani 3-4 santim yükseltiyor. Converse bayağıdır istiyordum. Deli istiyordum. Ama tabanı çok rahat biliyor musun? Yani gerçekten bayağı rahat. O yüzden bir de ayakkabılar çok pahalaşmış. Yani eskiden 1000 lira deyince böyle wow oluyorduk. Ama artık her şey çok pahalı. Bütün ayakkabılar 1000 lira, 800 lira, 900 lira. Şaşırdım, şok oldum. Neyse bu Converse'i aldım. Boşu kestim şu an. Bu kadar. Converse All Star işte bilmem bok. Bir şey. Böyle tavanlı. Kapak kafası modeli yapıyorum. Sonra bir tane sweatshirt aldım. Bu sweatshirt çok güzel. Pembe. Okulda giyeceğim. Hoca beni dövmezse iyidir. Şaka yapıyorum. Cumartesi günü okul kursuna gideceğim. Etüt. Hocalar bize serbest giydik diye kızamadıkları tek gün çünkü hafta sonu ve giyim serbest, makyaj serbest. Çok iyi. Sırf düğüne gidermiş gibi gidiyor herkes okula. Ben de o yüzden gidiyorum. Çok iyi. Neyse işte bu sweatshirt aldım. Bunu ben uzun süredir pembe sweatshirt istiyordum. Sonunda aldım. Böyle. Bunun fiyatı etiketini koparmışlar mı? Evet bak. Böyle. Ama 140-150 lira falan da. Sonra bir tane 120 liraydı sanırım bu. Gri eşofman aldım. Her yıl gri eşofman alıyorum. Her yıl batırıyorum. Leke yapıyorum. Boyumuzu her yıl tekrar alıyorum. Ama çok rahat, çok kullanışlı. O yüzden gri eşofman aldım. Sonra bir tane tişört aldım. Yani biliyorum artık havalar soğudu ama çok beğendim ve bu 65 liraydı. Çok hoşuma gitti. O yüzden dedim salla al sen bunu. Ama biraz fazla büyük. Ve tek beden. Ama yine de hoşuma gitti. Yani bunu kışın bile giyerim diyebilirim. Sonra cuma bir tane hırka aldım. Bu hırkaya 180 lira verdim. Bakayım doğru mu? 185 işte. Aynı şey. Çıkarayım. Çıkaramadım. Böyle bir gri hırka. Bunu da eşofmanın üstüne giyerim diye düşündüm. Bu da çok büyük. Yani niye bu kadar büyük beden yaparsın ki? Bakın böyle. Tam bir keko oluyorsunuz bunu giydiğinizde. Bu demin ki gri eşofmanın üstüne beyaz crop üstüne bu hırka var ya. Dünyanın en iyi kombini olacak. Yapacağım bunu hafta sonu. Yani bu hırkayı aldım. İçi falan o kadar güzel ki. Hani çok güzel. Ben böyle bir sürü hırka alacağım bu yıl. Sadece bu yıl şunu fark ettim. Sweatshirt almak yerine hırka almak daha mantıklı. Çünkü önünde kapaçık kapşonlu hırka gene sweatshirt oluyor ve hırkaları böyle her şeyle çok daha kolay kombinliyorsun filan. O yüzden bu sene hırkaları çok yükseldim. Çok sevdim. Sonra bunu koyuyoruz kenara. Bu son ay bir tane kot aldım. Bunun fiyatı yazmıyor ama yazıyor mu? Ha yazıyormuş. 115 lira. İyi. Aslında Adidas çok öyle pahalı değil. Sadece eskiden çok ucuz bir yerde. Şu an normal bir bütçesi var. Şu peki. Düğmesini kapattım. Şimdi böyle bir pantolon. Biraz bol geldi. O yüzden belini dikeceğim. Ama onun dışında boyu tam oldu. Bu 25 benim. Böyle. Ay. Tövbe. Bu kadar.
Evet, bu videonun da sonuna geldik. Size mini bir vlog çekmek istedim. Bu videonun adını da büyük ihtimalle mini vlog koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlarım açıldı da 18 oldum. Şaka yapıyorum, 18 olmadım. Bu arada hep soruyordunuz niye yorumların kapalı diye. Ben kapatmıyordum, YouTube kapatıyordu. Ama artık büyük olduğum için, biraz daha büyüdüğüm için artık kapatmıyorlar. Ya bu kolyeyi bu arada çok çok beğendim. Her yerde bunu takıyorum artık. O zaman videoyu artık kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.